Şimdi kağıt sanatları söz konusu olunca, kağıt sanatları tabii gerçekten bütünüyle çok kapsamlı bir sanat. Böyle olunca da kağıt sizi içine doğru çekmeye başlıyor ve daha fazlasını öğrenmeye sizi açıkçası yönlendiriyor. Ve ben bu süreçte kağıtla ilgili olabilecek her türlü süsleme tezyin sanatlarını öğrenme ve bununla birlikte hepsini bir arada kullanmak istiyorum ve bu süreçte de kağıtı sanatına çok ilgi duydum ve kağıtı sanatıyla da kullandığım renkli kağıtlardan şekiller verip desenler çizip özellikle Osmanlı desenlerini Ebru kağıtlarının üzerinde görüp bunları hayata geçirmek benim için çok güzel oldu. Kağıt sanatları benim için gerçekten Ebru ile birlikte başlayan ve serüveni hala devam eden bir yolculuk. Ebru sanatında yetenekli olmanız tabii ki de gerekiyor ama bence çalışmak daha önemli. Onun dışında renk bilginizin olması çok önemli ve ince motor, parmaklarınızın ince motor çalışması gerçekten önemli. Sonuçta çok ince detaylara dokunuyorsunuz ve bu gerçekten yansıması gerekiyor. Çok aşırı yetenekli olmanıza belki gerek yok ama sabrınız o yeteneğinizi gerçekten ortaya çıkartıyor. Ebru çeşitleri arasında ben gerçekten geleneksel Ebru'da yapılan desenleri ve çeşitleri daha çok seviyorum. Battal Ebru başta olmak üzere Hatip Ebru ve bunun sonrasında tabii ki de Türk Ebru'suna has özel olan dünyanın başka hiçbir ülkesinde çalışılmayan çiçeklerin çalışıyor olması. Bunlar gül, lale, daha sonra karanfil çiçeği de olabiliyor. Biz bunlarla çalışırken gerçekten çok zevk alıyorum. Çok seviyorum bu anlamda. Ama tabii ki de Ebru'da denenen çok yeni, farklı, detaylı çalışmalar da var. Bunlar da deneniyor. Ama ben geleneksel Ebru sanatını benimsediğim için geleneksel Ebru motiflerini çalışmayı daha çok seviyorum. Eğer Ebru sanatıyla meşgulseniz, Ebru sanatının birçok meşakkatli süreci var ve bunun her bir parçasını çok seviyorum. Yani fırça yıkamayı da çok seviyorum, kavanoz yıkamayı da çok seviyorum, boya yapmayı da hazırlamayı da çok seviyorum, kerajin hazırlamayı da çok seviyorum. Yani her aşamasını ayrı ayrı seviyorum ve bu sevgimin de sanatıma yansıdığını düşünüyorum. O yüzden Ebru bütünüyle benim için bir sevgime gösterdiğim bir sanat ve gerçekten beni her aşaması mutlu ediyor. Kağıtta da tabii ki de çok fazla desen ve çeşit bulunmakta. Daha çok çiçekler, üç boyutlu çiçekler yapılabilmekte daha fazla desenler de var ama ben gerçekten geometrik desenleri çalışmayı çok seviyorum. Özellikle Selçuk dönemine ait, Osmanlı dönemine ait desenlerle çalışmayı çok seviyorum. Ve bunlarla çalıştığım zaman da Ebru kağıdını çalışmayı tercih ediyorum. Kağıt sanatında kestiğiniz parçada tabii ki yaptığınız iş gereği çok fazla
sessizlik oluyor etrafta ve bu sessizlik ruhunuza da çok iyi geliyor. Çok iyi hissediyorsunuz kendinizi ve bir dikkat de harcamanız gerekiyor aynı zamanda. O dikkat ve duyduğunuz huzur açıkçası kağıtta beni çok fazla mutlu ediyor. Ve desenlerin çizdiğimiz şekliyle, kestiğimiz şekliyle son halini görmek de ayrıca mutluluk verici bir şey. Her aşamasını seviyorum kağıtında. Açıkçası başlangıçta biraz stresli olabiliyor. Çünkü stresten kaynaklanan şeyler, çünkü Ebru sanatında yaptığınız şeylerin çoğu sizin elinizde olmuyor açıkçası. Yani çünkü orada bir gerilim söz konusu, boyalarınız her zaman çalışmayabiliyor, her zaman istediğiniz gibi her şey olmayabiliyor. Ama sonuçta her şeyi mükemmel olarak bir araya getirdiğinizde yaptığınız şeyin sonucunu kağıtta görmeniz bu gerçekten çok büyük bir haz veriyor insana ve gördüğünüzde yaptığınız şeyi gördüğünüzde açıkçası şunu düşünüyorsunuz. Evet, ben bu kadar çok yoruldum ama gerçekten buna değdi diyorsunuz. O yüzden meşakkatli bir iş olsa da hissettirdiği şey stres ve sonucunda yaptığınız işi görmenizle birlikte çok çok iyi işler yaptığınız için kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Bu bir gerçekten bütünüyle bağımlılık yapıyor insan vücudunda. Bu böyle devam edip gidiyor.